Bugün herkes evde olduğu için dedim ki güzel bir pizza yapayım. Çünkü artık sulu yemeklerden çok sıkıldık. Ne yapacağımı da şaşırdım. Bir de benim kızım genelde hamur işi sevdiği için, pizzayı da çok sevdiği için dedim ki pizza yapayım. Uzun zamandır ev pizzası yapmamıştım. Genelde böyle dışarıdan yemek sepetinden sipariş veriyorduk. Bugün kendim yapacağım. Filo marketten de birkaç ürün sipariş ettim. Evin en önemli olan eksiklerini sipariş ettim. Geri kalanlarını biz kendimiz fileye gidip alacağız. Çünkü hem gezmiş olalım hem de öyle almak daha zevkli geliyor bence. Pizzanın üzerine koymak için işte biberdir, mantardır, işte birkaç bir şey sipariş ettim. Gelince gösteririm nasip olursa. Şimdi güzel bunu açalım. Ay bir saniye, bunu da aşağı indiremedim tek kolumla. Ben işlerimi halledene kadar, evi toplayana kadar pizzam da olmuş olur. Düşmüşsün aşkım. Kapıya girdim. Kapıya girdim. Kapıya mı çaktın? Kapıya girdim. Baba. Kapıya gittim. Kapıya gittim. Kapıya gittim. Baba. Dur. Kapıya gittim. Baba. Kapıya gittim. Tamam anneciğim. Birazdan geleceğim. Şu an kaşar indireceğim. Birazdan geleceğim. Ama beklemek iste. Sana en sevdiğin şeyi yapıyorum. Malzemelerimi yavaştan hazırlamaya başladım. Hazır edeceğim, en azından streçleyeceğim, kenarda dursun, bir de bununla uğraşmayayım. Domates salçası ekliyorum. Bu kadar yeter mi acaba? Sulandıracağım ya, yeter ya. Neyse yeter. Yeter herhalde. Şöyle kapatalım. İçine biraz da yağ ekleyelim. Azıcık da biber salçası ekledim. Normalde yapmadığım bir şey ama ketçap da ekleyeceğim. Yeterli artık, bu kadar. Tuz ekledim. Kekik ekliyorum. Çok yakışıyor çünkü. Yeterli. Ben normal şartlarda bunun sosunu şöyle hazırlıyordum. İçine çok az yağ koyuyordum. Domates sosu, domates salçası, sarımsak, tuz, kekik, bunları ekliyordum. Ama elimde domates sosu yok. Yani domatesi de böyle robottan çekince de böyle bir sulanıyor. Pizzanın her tarafı böyle su gibi oluyor. Onu da sevmiyorum. Bu kez sarımsak eklemedim. Sucuk var diye. Çok ağır kaçabilir yani. Normal dışarı pizzalarına alışmışız ya. Artık böyle sarımsakla ağır gelebilir diye düşündüm. Onun haricinde sucuğum organik bir sucuk olduğu için, yani marketten alınma bir sucuk değil. O yüzden piştiğinde inanılmaz derecede yağını salıyor. Bu yüzden içine yağı çok fazla eklemedim. Sucuğu da çok fazla kullanmadım. Çünkü bu sefer pizza çok yağlı oluyor ve mide bulandırıyor. Biraz lezzet katsın diye biber ekledim. Çok sevmiyoruz. Sırf böyle yeşillik olsun diye ekledim. Kaşarımı rendeledim. Bunları streçleyeceğim. Marketten gelecek malzemelerim var. Onları da ayarlayıp en son pizzamı pişirip süslemesini yapacağım. Yani hamurumu bir tık 10 dakika ben fırında pişiriyorum. Üstüne delikler açıp sonrasında pizza malzemelerini koyup tekrar fırına veriyorum. Muhtemelen ben zaten hamur mayalana kadar file marketten de siparişlerim gelir. Böylelikle pizzamı hazırlamış olurum. Çünkü buraya daha mantar falan gelecek. Sanırım birkaç bir şey daha sipariş etmiştim. Onlar da gelecek. O şekilde hazırlayacağım. Şimdi ben bunu bir tık bir su ekleyeyim. Biraz sulandıralım. Bunlar burada dursun. Ben işlerimi halletmeye gidiyorum. Şimdi bütün alet edevatlarımı hazırladım.
Saat 5'e geliyor. Artık acıktık. File siparişim gelmedi. 4 ile 6 arası sipariş etmiştim ama sanırım ben hazırlayana kadar gelir. Gelmezse de artık elimdeki malzemelerle yapacağım. Çünkü Ali de çok acıktı. Hepimiz çok acıktık. Kabardı, söndü bile. Şöyle göstereyim. Hemen şuradan bir spatula alıyorum. Hamurumun muhtemelen fazla gelecek. O yüzden bir kısmını da buzluğa atacağım. Tam video çekerken şarjım bitti. O yüzden devamını getiremedim. Şimdi güzel hamurumu döşedim. Sosumu koydum. Sucuğumu, biberimi, domatesimi, soğanımı, her şeyimi ekledim. Maalesef file market bana yetişemedi. O yüzden elimde olan malzemelerle bir pizza yaptım. Normalde mantar sipariş etmiştim. Siyah zeytin çok severim içinde. Onu da ekleyecektim. Ama maalesef gelmedi. Saatte şu an 5. Muhtemelen 1 saat içinde gelecek. Biz içinde sosis, salam vesaire sevmiyoruz. Belli şeyler seviyoruz. İşte mısır. Mesela ben mısır sevmem ama kızım çok seviyor. Mantar çok yakıştırıyorum. Çok karışık da sevmiyoruz ama bazı malzemeler gerçekten çok yakışıyor. Şimdi fırınımıza atalım. Pizzam fırındayken ben de hemen bulaşık makinemi yerleştirdim. Elimde yıkanacakları yıkadım. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Eğer şu aparattan almadıysanız kesinlikle alın. Yani hamur açmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. O kadar pratik, o kadar güzel ki. Yani aldığı para kesinlikle hak ediyor. Bir de şu hamur matı. Şimdi ben bunun üzerinde hamurumu açtım. Unladım falan bayağı bir. Bunu kaldırdım. Unu, içindeki unları hemen un kutusuna boşalttım. Hiçbir şekilde israf olmadı. Ayrıca bir de çok fazla etraf dağılmıyor. Yani kesinlikle şu ikisinden alın derim. Benden size bir öneri olsun. Şöyle pizzam da pişiyor. Ben şimdi birazcık dinleneceğim. O da bu arada pişmiş olur. Yeriz inşallah. File market siparişim geldi. Saat 5.30. Keşke biraz daha bekleseydim de şu malzemeleri koyabilseydim ama yapacak bir şey yok artık. Şöyle 30'lu yumurta aldım. 2,5 kiloluk bir yoğurt aldım. 2 tane süt aldım. Aciliyeti olan şeylerdi bunlar. Daha sonra tekrar market alışverişine gideceğiz. 2 tane bulaşık süngeri aldım. Bizimkilerin en sevdiği mantar. Tereyağı aldım bir tane. Böyle kurabiyelerde, tatlılarda kullanmak için. Şöyle maydanoz aldım. Bu dereotu aldım. Bingo'nun çamaşır deterjanını aldım. Biz bundan çok memnunuz ve boykot değil biliyorsunuz. O yüzden gerçi ben boykottan önce de yıllardır Bingo kullanıyorum ve çok memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Kıvırcık aldım çünkü yakın zamanda çiğ köfte yapma planım var. Böyle hepimizin evde olduğu bir gün ailecek çiğ köfte yiyelim diye. Şöyle patates, soğan aldım. Bu şekildeydi. Şimdi çok güzel kokular geliyor fırından. Pizzam pişiyor. Muhtemelen bir 5-10 dakikayı çıkarırım. Son halini size gösteririm. Ali etrafı dağıtmakla meşgul. Şöyle 10 dakikaya ayarladım. Son 10 dakika. Ay çok buhar geliyor. Kızım dokunma, sıcak. Sakın. Çıkaracağım birazdan zaten. Güzel görünüyor. Çok güzel kokuyor. Yemekler yendi, çaylar içildi, Alya'yı duş aldırdım, güzelce uyuttum. Şimdi biraz dinleneceğim. Eşim yürüyüşe gitti. Ben de gitmek isterdim ama malum kızım uyuyor. Onu bırakamayacağıma göre. Şimdi size yaptığım son çantamı göstermek istiyorum. Aslında ben bunu komple yeşil yapacaktım. Ama ipim bitti. Satıcı da biraz sorunlu bir satıcıydı. Yani... Ben bunu küf yeşili aldım. Sanırım mint yeşili bu. Bilmiyorum. Belki de küf yeşildir ama ikinci kez sipariş verenlere farklı bir ip gönderiyormuş. Aynı ipi göndermiyormuş. O yüzden ikinci kez yeşil satın alamadım. O yüzden de kahverengi ipim artmıştı. Onu geçirdim yanlarından. Dedim hiç risk almayayım. Çünkü tekrardan yeşil çanta örmeyi planlamıyorum. Sıkıldım yani. Başka bir rengi geçeceğim. Şöyle bütünlük sağlaması açısından da 2 tane püskül yaptım. Kullanmadığım bir bilekliğim vardı. Onu kestim. Beyaz boncuk taktım buralara. Bu şekilde kahverengi de saf sipariş ettim. Böyle yuvarlak güzel bir çanta yaptım. Ablam da çok beğendi.
Arkadaşlarım da çok beğendiler. Üçüncü çantam. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. Son bir çanta modeli beğendim. Onu yapacağım, göstereyim şimdi bakın. Ondan sonra biraz mola vermek istiyorum. Çünkü hem biraz özlemek istiyorum çanta örmeyi. Hem de ne bileyim biraz mola iyi gelir diye düşündüm. Şöyle makrome bir ip sipariş ettim. Hardal sarısı. Ben hardal sarısını çok severim. Bununla güzel şık bir çanta yapmayı planlıyorum. Hatta şöyle gold bir sap da sipariş ettim. Bunların ikisiyle güzel bir çanta uyumu sağlayacağım. Burada da artan iplerim var. Kahverengiden biraz bu kadar kaldı. Yeşilden de şu kadar kaldı. Şunu sökmem gerekiyor. Son ördüğüm çantanın yan kenarlarını bununla yapmıştım ama baktım ki yetmeyecek. O yüzden bıraktım. Bakın size ne göstereceğim. Geçenlerde Temu'dan sipariş vermiştim. Böyle minnoş 20 santimlik bir bal kabağı. Aslında yanlışlıkla sipariş verdim. Bilenleriniz var mı bilmiyorum ama Temu belirli bir ücret altındaki kargoları iptal ediyor, gelmiyor ya da oluşturulmuyor. Benimki yani küçük bir meblağıydı, o yüzden oluşturulmaz diye düşündüm açıkçası. Gümrük vergisi falan ekledi üzerine ama yine de ücret az tuttu. O yüzden de iptal edilir diye düşündüm ya da kabul edilmez diye düşündüm. Ama edildi ve gönderildi. Gelmesi bir 15 günü falan buldu sanırım ama geldi. Ben de öylesine sepetime böyle bal kabağı eklemiştim. Ben bal kabağı çok severim. Biliyorsunuz şuradaki masamın üstündeki şeylerim de bal kabağı. Bunları uygun AVM'den almıştım. Şu goldla beyazı. Çok seviyorum bal kabağını. Böyle kızımın odasına kullanırım diye düşündüm. Çok tatlı, çok güzel bir şey. Bu Temu'da sanırım yani 120 TL falandı. Türkiye'de daha pahalı biliyorsunuz. Bunun El Sivaki'de 360 TL'ye falan satıyorlar. Hadi kuponla 300 TL'ye gelsin yani öyle söyleyeyim. Çok da bir düşme olmuyor. Bir de terlik sipariş etmiştim bununla beraber. Onu da göstereyim size. Bakın bu da benim Temu'dan sipariş ettiğim minnoş terliklerim. Çok hoşuma gitti üzerindeki kalpler falan. Bilmiyorum çok güzeldi yani. Çok dikkatimi çekiyordu zaten. Ben de öylesine bu ikisini eklemiştim. Kargo oluşturuldu. Ve aslında böyle kalitesiz bir terlik değil. Yani bu da ne kadardı ya? Bu da 100 lira falandı galiba. Öyle söyleyeyim yani. Şu an yani kalitesi çok güzel gerçekten. Öyle dandik bir şey değil. 40-41 numara almışım. Böyle mi seçmişim yani onu da bilmiyorum. Herhalde büyük olsun diye düşündüm. Zaten ayağıma da hani kalıpları darmış muhtemelen. Oturdu yani. Güzel oldu. Giyeyim durun bakalım. Evet. Bence gayet güzel. Ama sanki ikisini de sol ya da ikisini de sağ ayak göndermişler gibisin. Bir tuhaflık var ama. Ama çok güzel. Bunun gökkuşağı modelli olanı da vardı ama onu seçmedim. Bunu seçtim. İlk Temu siparişim başarıyla gerçekleşti. Bir sonraki ne zaman olur bilmiyorum ya da olur mu bilmiyorum ama güzel yani memnun kaldım. Ay biraz farklı zannettim de değilmiş. Bu şekilde. Videom ne kadarlık oldu bilmiyorum ama artık burada veda edeyim sizlere. Tabii siz sadece benim pizza yaptığımı işte vesaireyi gördünüz ama ben gün içinde bir sürü iş hallettim ve artık genel bir temizliğe başlamam lazım. Tekrardan bir cam silme operasyonu. Belki perdeler de yıkanır çünkü artık havalar soğudu ve camları açabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden de camlar, perdeler tekrar yıkanacak. Belki halılar bir kez daha yıkamaya gönderilecek. Çünkü Alya oturduğumuz odanın halısını çok kirletti. Onun zaten yıkanması gerekiyor da bir de koridordakini yıkattırırım diye düşünüyorum. Yani hafta sonu bunlarla uğraşacağım. Yarın cuma.
yarını da atlattıktan sonra cumartesi pazar eşim çalışıyor. O sürede temizliğe başlarım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.